Esasen gıybetin yapılması gibi dinlenilmesi de haramdır. Allah'ın yasakladığı bir günahdır. Zira harama razı olmak da haramdır. Bu açıdan isteyerek gıybeti dinlemek bir açıdan o harama ortak olmak manasına geliyor. O halde gıybet edilen bir yerde nasıl davranmalı sorusu akla geliyor. Birinci olarak bu gıybetten razı olmadığımızı kalbimizden geçirmeliyiz ve gıybetten rahatsız olduğumuzu hissetmeliyiz niyet olarak. İkinci açıdan bir zarar doğurma ihtimali yoksa ya konuşarak veya tavrımızla gıybet edene engel olunması gerekir. Zira Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurur: Kim ki yanında Müslüman kardeşinin gıybeti yapıldığı halde Gücü yeterken kardeşine yardım etmezse Allah onu dünya ve ahirette rezil eder. Allah muhafaza. Onun için mümkünse engellemek. Peki bu mümkün olmuyorsa o zaman En'am suresinin 68. ayetinin hükmü uyarınca gıybet edilen yeri ve gıybet edenleri terk ederek oradan gıybet edenlerden ve o yerden ayrılmak gerekir. İlgili ayetin mealini bir dinleyelim. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğu ile oturma. Demek ki ayete göre terk etme. Peki bu da mümkün değilse o zaman gıybete karşı bir hoşnutsuzluk duygusu içinde başka şeylerle uğraşılması gerekiyor. Yani ben bu halden rahatsızım. Bu durumdan ben memnun değilim hissini uyandıran, oradaki insanlara bu duyguyu kazandıran bir tavır ve hal içerisine girmek gerekiyor ki onlara inşallah o günahı terk etmelerine bir işaret olabilir.